Merhaba sorum, ben Serdar ve bir başka vloga daha hoş geldiniz. Uzun zamandır vlog yapmıyordum. Bu ilk önce de neler olduğunu söyleyeyim. Daha doğrusu şuradan başlayalım. İlk önce bazı söylemek istediğim şeyler var. Minecraft'ı kesin bıraktım. Kesinlikle bıraktım. Hani yani bıraktım. Başka oynamayacağım. Oynarsam belki böyle falan oynarım veya başka bir kanal davet ederse belki onlarla oynarım. Bu da düşük bir ihtimal. Ama yani bıraktım. Ben kendim video çekmeyeceğim bundan sonra Minecraft'ta. Öyle videolar görmeyeceksiniz kanalımda. Neden bıraktım? Hani şey değil. Normalde sevdiğim bir oyun ama açıkçası bana doğru gelmedi ya. Yani herkes daima Minecraft yapıyor. İşte sırf fazla izleyici aldığı için, insanlar onu beğendiği için tamam, bu güzel bir şey. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Hani ben de isterim öyle şey. Ben de çok seviyorum ve eğlenceli de. Ama lakin diğer oyunlar gelişmiyor. Hani tabi diğer oyunların gelişmesi bana mı kalmış? Kalmamış. Ama hani ben de bir payım olsun bu işte. Hani ben de oyunlar, diğer oyunlar da kendilerini geliştirirken ben de yani küçük bir katkı sağlamak istiyorum bu oyunlara. Hani o yüzden ben de diğer oyunları da yavaş yavaş tanıtmak istiyorum. Minecraft'ı bu yüzden bıraktım, diğer oyunlara yer açmak için. Tabi hani peki bu neye getirdim? Mountain Blade Warband'a devam ettim. Mass Effect'te başladık. Ve yakında aslında GTA 4'e de devam edeceğim. Ondan sonra geleceğim. Bunu kesinleştirmek istedim. Minecraft'ı bıraktım. Tamamen bıraktım Minecraft'ı. Değinmek istediğim başka bir konu daha var. Şimdi Haziran'da bana mesaj atanlar Facebook sayfasının mesaj bölümünden. Mesaj atanlar Haziran'da ve sonra yani cevap alamayanlar varsa onları ben şöyle diyeyim. Haziran'da ben fazla cevap veremiyordum. En azından 23'ünden hani neredeyse bütün Haziran boyunca, çünkü 22'sinde mi 21'inde mi LS vardı, tarihini unuttum artık, o kadar geçti ki LS vardı ve Haziran boyunca ben LS'ye çalıştım. Hatta ondan önce de yine sizlere söylemiştim, hani gelen mesajlara cevap veremeyeceğim çünkü sayfaya bakmayacağım diye. Hiç video çekmedim o zamanlar. Yani bırakmıştım, tamamen kendimi çalışmaya vermiştim. Açıkçası birazcık da şanssızlık oldu LS'de ama LS bittikten sonra bizim mezuniyet işte balosu falan vardı şeyden sonra. Mezuniyet töreni vardı. Ondan sonra mezuniyet balosu geldi 2 gün. Birkaç günde öyle gitti. Yani Haziran ayı olduğu gibi benim meşgul geçti. O yüzden ne video koyabildim ne mesajlara cevap verebildim. O yüzden Haziran ayında cevap alamayan varsa lütfen baştan mesaj yollasınlar. Ama hani duvara falan yazmayın bunlar. Facebook duvarına falan yazmayın. Hani direkt Facebook sayfasının, benim profilime değil, Facebook sayfasının mesaj bölümüne yazın. Benim profilimden gelen mesajlara cevap vermiyorum çünkü öbür türlü kaos olur. Çok fazla mesaj geliyor çünkü. Ama Facebook sayfasından şey yaparsanız benim için çok daha pratik ve çok daha kolay oluyor. Hemen sizlere cevap verebilirim. Veriyorum da. Hatta caps falan yollayanlar var. Caps'leri falan paylaşıyorum işte. Yaptıkları eserleri paylaşanlar şey ver. Boğazdan bir şey oldu. Neyse, yaptıkları eserleri falan gönderenler var. Onları da paylaşıyorum. Yani güzel bir ortam oluyor orada Facebook sayfasında. Açıkçası Facebook benim için o kadar da önemli değil ama işte kolaylık oluyor. Başka var mı böyle bir şey? Mesela blog falan da açacaktım ama YouTube kapantayla blog açacaktım. Böyle bir şey yapabilirdik belki. Neyse işte bazı arkadaşlar çünkü tavır koymaya başladı. Bu da açıkçası beni birazcık yaraladı. Çünkü ne bileyim, ben böyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum şu anda. Ben 2 aydır Ne iki ay be. Ben Şubat'ta benim bilgisayarım yandığından beri sürekli bir sorunlarla uğraşıyordum. Ve iyi habere geliyoruz. Sürekli sorunlarla uğraşıyordum. En sonunda dün, gene bu arada hani size bu olayı anlatayım. Şimdi benim Şubat'ta bilgisayarım yandı. Ben bunu götürdüm. Adana'ya götürdüm. Halamlar oradaydı. Ben bunu götürdüm. Bir ayda bilgisayarımı şey yaptılar. Bir ayda yani hallettiler bir ay içinde bilgisayarımı. İşte bir ayda işte kargo falan derken öyle geçti. Bir ay yani kargo için bekledim, ona da şey yaptım. İşte adamlar yanlış hard diski taktı. Yanlış hard disk değil, SSD. Yanlış SSD'yi söktüler. Başka bir yanlış SSD taktılar. Yanlış SSD takmamışlar. Bozuk bir tane takmışlar. Fazla işlev göremeyen bir tane takmışlar. Garantiydi bu arada. Servisti, teknik servisti. Bunlar, buradan onları gerçekten tebrik ediyorum. Bana böyle 6-7, 5-6 ay kaybettirdiler. Gerçekten çok tebrik ediyorum teknik servisi.
Neyse ben ne diyorum, bilgisayarım kapanmıyordu. Yani daha önce bilgisayarım açılmıyordu SSD yandığı için. Adamlar işlerini o kadar iyi yapmışlar ki bilgisayar kapanmıyor artık yani, o kadar iyiler. Neyse işte bilgisayar açılmıyordu. Ben dedim bunların teknik servisini ben bir daha yollamayacağım. Açıkçası başka bir iki ay daha kaybetmek istemiyorum. O yüzden yere bilgi... Of, boğaz olmuş oldu benim, çok kötü. Neyse buradaki yerel bilgisayarcılardan birine verdim. O da sağ olsun yeni SSD getirtti. Ama SSD şeyi yetmedi, hafızası yetmedi. Bu Lenovo'nun kendi Windows 7 ve Windows 8 yüklemek için kendi özel CD'leri varmış. Onlar daha az boyut kaplıyor galiba SSD'de, veya sıkıştırılıyor, öyle bir şeyler oluyordu. Adam dedi ki bunları SSD'ye yükleyemeyiz. Tamam dedim, ben SSD'ye yüklemeyin. Yani normal Windows 8 yükleyen şey. Normal Windows 8 yükledi. Adam normal Windows 8 yükleyin dedim ya. Adamın hard diski öyle bir Windows 8 yüklemiş ki hiçbir programla uyum yok. Hiçbir programla. Ne Camtasia, ne Bandicam, ne GTA 4, ne Ukem. Allah'ım, işkence yani. Camtasia'nın yerine Pineapple'ı aldım. Bandicam'ın yerine Fraps'ı şey yaptım. GTA 4 oynamaya bıraktım. GTA 4, yani GTA 4 oynamayı da bırakınca zaten San Andreas'ı bitirdik. Oynayabileceğim bütün modları oynadım. Yani oynanacak geriye fazla bir GTA da kalmadı. O yüzden yavaş yavaş Minecraft'a doğru yönelmiştim. Neyse. Dün sabah saat 10'da oturdum bilgisayarın başına. Windows 8'i kaldırdım. Windows 7'yi yükledim. Bu yaklaşık 2'ye kadar sürdü. Ondan sonra tüm driver'ları baştan indirmek zorunda kaldım ve bu bilgisayardan da indirmedim. Yani bu bilgisayardan indiremedim driver'ları, çünkü internet Wi-Fi driver'ı ve Ethernet driver'ı olmadığı için ne kabloyu takıp indirebildim ve de hani bir yere bağlanıp indirebildim. Başka bir bilgisayarda indirdim, oradan buraya taşıdım. Yani o öyle bir şey oldu, öyle saçma sapan bir şey oldu. Ben de yani yaptım, en son da yaptım, tüm driver'ları indirdim. Şu anda bilgisayar sorunsuz çalışıyor ve GTA 4'ü açma meselesine geldik. GTA 4'ü açmak için onlarca çözüm uygulamıştım. Uygulamışımdır. Kaç tane sayfa, yüzü geçmiştir baktığım sayfa sayısı. Gene bir şey oldu. Sürekli hışkırıyor muyum? Öyle bir şeyler oluyor. Neyse. En sonunda bu çözümlerin hepsini bıraktım. Kendim rastgele kombinasyonla denemeye başladım. Ve en sonunda buldum. Yani GTA 4'ü çalıştırmaya başardım. Şimdi Secure Launcher Failed to Start Application, uygulama başlatılamadı 2000 adlı bir tane hata veriyorsa, yapmanız gereken şu: Steam'e klasörüne giriyorsunuz. Steam Apps, işte Common, GTA 4. İşte başlayın GTA 4. Şey giriyorsunuz orada, normal GTA 4.exe properties'den açıyorsunuz. Run as administrator yapıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır şeyine tıklıyorsunuz, uyumluluk bölümünden. Ve uyumluluğu Windows Service Pack, Windows XP Service Pack 2'ye ayarlıyorsunuz. 2 ya 2 ya 3, emin değilim, ikisine deneyin. Sonra gidiyorsunuz GTA 4 Launcher'a gidiyorsunuz veya Launcher.GTA 4'e gidiyorsunuz. Onu da aynı şekilde yapıyorsunuz ve sonra Steam'den istediğiniz gibi açabilirsiniz, sorun yok. Yani GTA 4'ü açmayı başardım. Ondan sonra baştan Lenovo'nun kendi Ukem programını indirdim. Ondan da şey yapmayı başardım. Yani şu vlogu artık öyle çekiyorum. Bu yüzden Outlast artık Ukem'le Outlast'lar olacak. Camtasia'yı açmayı başardım. Camtasia'yı açmak gerçekten benim için çok güzel bir şey oldu. Çünkü Camtasia'yı kullanmayı az çok biliyordum. Pineapple birazcık daha zor geldi bana kullanması. Render süresi çok daha kısa geliyor. Ama yani dediğim gibi Camtasia birazcık daha pratik gibi. Şimdi bizim bir cızırtı problemi vardı, çünkü çok saçma bir şekilde benim driver'ım, artık her neyse, ses kartından kaynaklandığını düşünüyordum. Kötü bir ses kartı olduğunu düşünüyorum bilgisayarın ve olmadığını düşünüyordum. Ama şöyle bir problem varmış. Windows 8 olunca veya formattan önce, format atmadan önce ben ya 0'dan 30 desibele çıkarıyordum ya da hiç çıkaramıyordum. Hani normalde o bir ses seviyesi vardır, işte 0'dan 100'e kadar, bir de altında ekstra desibeller vardır şey yapabileceğiniz. İşte bana 0'dan 30'a çıkarabiliyordum. Yetmiyordu şey. Yani o 0, 10, 20, 30 olarak devam etmiyordu. Yani direkt ya 0 ya 30, ya 0 ya 30. Şimdi Windows 7'yi kurunca olay ortadan kalktı. Onu da hallettim. Yani şu an aslında hiçbir sorun kalmadı. Her sorunu hallettik. Ama yine de belli olmaz diyorum ben, çünkü yani ben şey zannediyordum. İşte bilgisayar Türkiye'den gelecek. Yani servise gittiğin zaman benden herhalde bu bir iki gün içinde çıkar. Ben de onu oradan alırım, getiririm. Öyle olmadı, hayal kırıklığına uğradım.
Adamlar dedi bir ay sonra bilgisayarınız gelir. Bir ay oldu. Bilgisayar gelmedi. Hayal kırıklığına uğradım. 2 ay oldu. 2 ay sonra bilgisayar geldi. Ne güzel sevinmiştim. Hadi dedim bilgisayar açılacak, her şey çok güzel olacak. Baktım bilgisayar kapanmıyor. İnanılmaz yavaş. Bazı programları açmıyor. Hayda dedim ve gene hayal kırıklığına uğradım ve bir daha teknik servise yollamadım. Onun yerine buradaki bir tane şeye yolladım. Ve adam dedi SSD'yi değiştirelim. SSD bozuk, yine hayal kırıklığına uğradım tabii. Adamlar bozuk SSD takmışlar diye teknik servis. Ve 3 hafta boyunca yeni SSD bekledik. Gene umutluyum. Yeni SSD gelecek. Bilgisayarım harika olacak. Gene her şey muhteşem olacak. Yeni SSD geldi. Yetmedi. Ben dedim, adam dedi ki şey hafıza yetmiyor. Gene hayal kırıklığına uğradım. Ve şey dedi, Lenovo'yu arayacağım dedi. Bakalım görüşelim dedi. Yani işte Türkiye temsilcileri artık görevde kiminle konuşacaksa. Ve şey, adam dedi ki normalde o CD'nin bana gönderilmesi gerekiyormuş. Bilgisayarın yanına verilmesi gerekiyormuş. Verilmemiş. Buradan 2 tane, yani double hayal kırıklığı diyeyim artık. Hani hem ilk başta verilmesi gerekiyordu, verilmedi. Hem de sonradan da vermediler yani o CD'yi. Normalde yani hiç vermediler. Yani bilgisayar böyle mal gibi ortada kaldı. Ben yani ondan sonra işte normal Windows 8'i kurduk. Yeniden her şey harika olacak. Muhteşem olacak. 3 hafta sonra ha SSD, yeni SSD'nin gelmesi için 3 hafta bekliyorum. Şu anda bilgisayarda SSD yok çünkü gerek yok zaten. Hani madem yüklemeyeceğim oraya, neden boşu boşuna uğraşayım? Şu anda bilgisayarda SSD yok işte. O, diğer SSD'nin gelmesi için de 3 hafta beklemiştim. 1-3-4 hafta daha adamdan cevap gelmesini bekledim Lenovo'dan. Olmadı. Yaklaşık böyle bir ay boyunca da işlediğim gibi ve adamın yüklediği işlerim sistemi Windows 8'in bir artık versiyonu mu? Artık neyi yanlış yüklediyse anlamadım ben de. Çünkü neyin eksik olduğunu ben de anlamadım. Çok saçma sapan hatalar veriyordu. Birçok programdan mı? Öyle böyle değil. Neyse. Onlar da Windows Media Player de yoktu bu arada, onu da söyleyeyim. Bilgisayarda Windows Media Player de yoktu. Hani indirdiğim zaman da yüklenemiyordu. İmkanı yoktu. Öyle saçma sapan bir şey vardı yani. Ya Windows Media Player'i Windows Media Player neden gerekli? Hani GOM Player var, VLC Media Player var. Neden onun gerekli diye sorarsanız. Birçok programın açılması için Windows Media Player gerekiyor. Hani ileride kullanmanıza gerek yok ama gerekli bir tür ortam gibi bir şey mi oluşturuyor artık? Öyle bir şeyler oluşturuyor. Neyse, en sonunda işte birkaç hafta önce şey aramaya başladım. İşte Windows 8 falan aramaya başladım bilgisayarcılardan. Ya Windows 7. En sonunda Windows 7 buldum. Format attım. Rahatız. Ve sanırım şu anda 9700 abonemiz var. 9700 ahbap mıyız? Hemen bakayım. İnşallah video durmaz. Video durdu mu? Yok, devam ediyor. Güzel. Hemen şöyle bir bakıyorum. Ha, 9681. Şöyle bir şey yapalım. 10.000 ahbap özel için elimde caps biriktiriyorum. Sizin yaptığınız capsler falan var. Capslerden bir video yapmayı düşünüyorum. Sanırım orijinal bir fikir olacak. Daha önce yapan olduğumu bilmiyorum. Normalde şey yapıyorlardı işte. Benim de yaptığım oyalar aslında daha önce hani. İşte videolardan parçalar alıyorlar. En iyi kısımlarını falan şey yapıyorlar. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yine düşünüyorum ama. Ondan önce sizden gelen capslerle bir video yapacağım. 10.000 ahbap özel için. Bir o olacak. Bir yani soru cevap vlogu olacak, benim klasik şeyim. Yani daha doğrusu sevdiğim bir şey. Sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Peki bunu nereden sorun? Soruları bu videolara alacağım. Bu videonun altına yorum olarak yazın veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Oyun videoları Serdar 146 YouTube diye zaten kanalın ismi var. Yazarsanız hemen çıkacağına eminim. Oradan çok rahat bir şekilde sorabilirsiniz sorularınızı ama mesaj bölümünden sorun. Veya ben orada bir tane durum paylaşırım, bilmiyorum. Yani siz mesaj olarak da sorabilirsiniz, sorun yok. Yapmak istediğiniz caps varsa yollayabilirsiniz. Ve ben de 10.000 ahbap özel vlogunda yine bu sorulara cevaplarım. İşte ayrıca bir de şey yapacağım. Bunun dışında şimdi şöyle bir fikrim var. Skyrim'in 50. bölümünde son vereceğim. Son vermeyeceğim, ara vereceğim. Mountain Blade'in 50. bölüm, Mountain Blade'in kaçında kaçtaydık ya? 40. bölümde ona da ara vereceğim. Ve sonra Mass Effect ve GTA 4'e devam edeceğim. Yok, GTA 4'e daha devam etmeyeceğim. GTA 4'te kaldığımız yere kadar gelmem lazım görevlerde. O yüzden Mount & Blade ve Mass Effect'e birazcık ilerleyelim. İlk önce Skyrim'i bitirelim tabii ki. Sonra Mount & Blade ve Mass Effect'e birazcık ilerleyelim. Tabii Ağustos ayı geliyor. 30 Temmuz'dayız şu anda. Böyle bir hafta sonra falan bir sır videosu daha gelir. Onu da söyleyeyim. Yani böyle şeyler ya. Oh be. Ah, çok mutluyum.
Çok mutluyum gerçekten. Yani bu problemleri sonunda açtım yani o Şubat'tan Temmuz'una kadar. Şubat'ta içinde sayın yani. Şubat'ın çünkü ortasından önce bilgisayar bozuldu. İşte ben sonra şeye götürdüm, Türkiye'ye götürdüm. Bu ne be? Buradan efekt falan yapabiliyorum ama bilmiyorum video durur mu diye. O yüzden şeyler yapmayacağım. Yani bu yani kaç ay oldu? 6 aydır bilgisayarın problemleriyle uğraşıyordum. Ben sonunda çözdüm gibi. O yüzden bu güzel bir şey yani. Hoşuma gitti böyle. Ne bileyim. Hoşuma gitti. İçim rahatladı. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle.